ona yetişmemiz mümkün değil. Mümkün değil. Şimdi, hepimiz batacağız maşallah. Maşallah. Şimdi hepimiz battık zaten. O yüzden gülüyoruz dikkat edersen. Artık kaybedecek bir şeyimiz kalmayacak. Çok affedersiniz ama yani gerçekten bir ya düşünsenize. Ya bir yere kadar sinirleniyorsun. Bir yerden sonra artık kaybedecek bir şey kalmadığı evet. için gülmeye hani başlıyorsun. Hani sor bakalım ne oldu diye. Şey, hepsi oynamaya başladılar diyor ya. Ya Basra'yı yapmışlar şimdi hocam. Hocam senin haberin yok ya. Basra'yı yapmış. Şimdi neydi o laf abi? Ciddi ol maaşları getiriyorum ekran. Burası çok ciddi bir konu. 17.002 lira. Bunun, yani inanamıyorum. 17.002 lira diyorsun ve ciddi ol diyorsun. Nasıl olayım? 17.002 liranın bu kadar konuşulduğu, ne kadar artacak diye başka bir ülke yok herhalde. Olamaz yani. Bu bizim ülkemizde olur. %20'den bahsediyorlar hocam. %25'den bahsediyorlar. 25 kim dedi? Bu maaşı sen %50 artırsan, %100 artırsan ne olacak? %25 olmaz, %20. %20 mi bekliyor? Eğer %25 oluyorsa %20'nin üzerindeyse... O zaman 20 bin lira olacak. Eğer %20'nin üzerinde %21 yapsa bile erken seçime gidiyordur ülke. Yok. O derece diyorsun. Söz verdiler, Amerika'ya gittiler. Ne yaptılar sanıyorsunuz? %20'ye söz verdiler. Fitch'e, S&P'ye... Murat'cığım bak %35 bile yapsa 22.952 lira oluyor. Tabii. Zaten asgari ücret şu anda 13 bine geldi. Aradakini anca telafi edeceğiz. Ya 21 bin lira açlık sınırı olmuş. 22 bin, %35 yapsan olur. 22 bin yapsan aynen. olur. Yapamaz. Ne olacak yani? Söz verdiler, yapamaz. Tabii. Niye? Kime söz veriyor ya? Yurt dışından bize borç verenleri. Biz normal şartlarda battık. Biz batık bir ülkeyiz. Tamam mı? Biz bundan 3 yıl önce battık. Ya nasıl batıyorsun karayollarının harcamasına bak. Şöyle batıyorsun. Hiç şimdi, yani çarşıya bak, binalara bak. Hiç batış batmış gibi değiliz. Bir daha anlatıyorum. Türkiye... Batmış bir ülkedir. Tamam mı? Allah Türkiye battığı için ne oldu? Türkiye'nin batması şirket gibi değildir. Şirket parasını ödeyemeyince ne olacak? Bütün alacaklar kapıya dayanır. Ben paramı ödeyemiyorum der. Konkordato ilan eder. Hadi olmadı iflas eder. Ben battım para ödeyemiyorum der. Devlet öyle değildir. Devlet parasını ödeyemeyince para basar. Para bastıkça o paraları dağıtmaya başlar. Çünkü devletin böyle bir gücü vardır. O parayı basınca da enflasyon patlar. %85'e çıkar. Türkiye borçlarını para ödeyemedi ki... Para basmanın bile inanılmaz bir maliyeti var bu arada. Hem basma maliyeti var hem de teknik maliyeti ya var. Zaten yani. Para basma %5'i, emisyonu %5'i tabii. dolaşır. Aslında çok ciddi para basmazlar. Yani bilgisayara girer, oraya bir anda sen alacak olarak 100 milyar lira daha yazarsın. Türkiye battığı için haliyle para bastı. Çünkü paralarını ödeyemiyordu. O bastığı paraları da piyasaya sürünce para nerede çokluk orada enflasyon demişler ya... Orada bir çokluk oldu. Haliyle enflasyon %85'e çıktı. Türkiye batmasa zaten enflasyon çıkmazdı. 5 milyarlık otoyol köprü garantisine o kökten zaten... Ya bir kök çıkarttılar abi. Ne zam yaparsa yap. Dedim ben Ebru'ya yazmıştım bir gün. Ne zam yaparsa yap adamın maaşı aynı kalıyor. Nereden nasıl bir formül? Hadi iyi ekonomistler abi. Vallahi iyi ekonomist Cumhurbaşkanı falan. Yani bu kök maaş çıkarttılar ya. Ne zam yaparsa yap aynı kalıyor adamın maaşı. İsterse o kök maaşa zam yapar emekli maaşını aynı bırakır. Öyle bir elinde matematik var yani. O kadar yapamayacağına bu göre. Bizim, yani bu yani dünyada olmayan bir matematik. Şey hep böyle gazeteler şey yapar ya böyle clickbait diye insanlar okusun diye internette emeklinin zamı belli oldu emekli bu kadar falan. Emeklinin maaşı ben şimdiden söyleyeyim size 15 bin lira olacak. Şimdi çalışan emekliye diktiler gözünü. Çalışan emekliden genel GSS, genel sağlık sigortası kesecekler. Hatta bütün emeklilik sistemini değiştiriyorlar. Bak emeklilik sistemi değişecek, kıdem sistemi değişecek. İkisi birden değişecek, değişmek zorunda. IMF'nin emri 35 milyar dolar veriyor ya bize. Hani hiç IMF dikkat edersen küfür edilmiyor. IMF bizden borç istedi. tabi adını saklıyorlar. IMF bize 35 milyar dolar borç veriyor bu arada Dünya Bankası Dünya Bankası üzerinden. Dünya Bankası üzerinden adını da değiştirmek için. Yani o tam yine klasik. Esat, Eset. Esat, Eset, tabii Eset, senin. Esat şeklinde yani oluyor. Bunlara bulaştığın anda zaten abi sen tamam yavaş ufak ufak gittin abi, işte. Şimdi emeklilik sistemini şöyle yapıyorlar. Bir fonda toplanacak. Şimdi normal şartlarda ben bir şirketim. Çalışanlarım için kıdem tazminatı parası ayırmam. Onu sermayede kullanırım. Şirketlerden bu sefer kıdem tazminatı paralarını toplamaya başlıyorlar. Şirketler buna dayanamazlar. Çünkü yaklaşık 50 yıllık bir sistem değişecek. Güzel. Peki onu ne yapacaklar o paraları? Her ay yüzde işçinin aldığı brüt maaşın %8,5'unu gidecekler bu fona yatıracaklar işçilerin aldığını. Şimdi niye 8,5? 12 ile çarp tam bir maaş ediyor. 8,5 yaparsan. Yani yıllık bir maaşı bir fona yatıracaklar. Bu aynı. Şey fonu işte bildiğin işsizlik fonu, deprem fonu. Hükümet yiyecek yeni bir kendine fon yaratıyor. Çünkü o fonlar batmaz. Çünkü herkes aynı anda kullanmadığı için ihtiyacı olana ihtiyacı olduğu kadar öder. 20 yıl götürür. Bu fonu kim yönetecek? Aa devlet. Devlet peki nasıl yönetecek? Devlet bunu özel şirketlere yönettirecek. Ama o tabii özel şirketlerden yönetirken kendi payını da alacak. O fonu da aslında kullanabilecek.
Ya tam bu şekilde bir hikaye dönüyor. Türkiye gibi jeopolitik riskleri çok yüksek bir şeyde, ülkede çok tehlikeli bu. Yani aynen, İsrail Lübnan'a girdi ve İran buna karşılık verdi. Bölgesel böyle bir savaş çıktığında sen mesela bu fonların yatırmış olduğu hisse senetleri, tahvillerin falan kaç para edeceğini biliyor musun? Bütün bir varlıklarını kaybeder insanlar. Türkiye gibi emeklilik jeopolitik fonu riski var, yüksek ülkelerde bunlar sökmez. Çok yanlış bir şey bu. Yanlış bir şey. Yanlış. Hayır, insanlar bir de bu fonu 7 kere değiştirebilecek. Şimdi adam borsaya sokarsa ve borsa artmazsa emekliliği ne olacak? Yanacak mı? 2008 krizinde Amerika Birleşik Devletleri'ndeki birçok emeklilik fonu 3'te 1, 4'te 1 tabii. Mortgage krizinde 3'te 1, 4'te 1 düzeyinde. Amerika Devleti hadi kurtarabiliyor. Yani bir. İkincisi bak bu o kadar kötü bir kurgulanmış bu özellikle kıdem tazminatı. Yani bunu tamamlayıcı emeklilik sigortası istiyorlar bu arada. Hı hı. Lan ne eksik ki tamamlayacaksın? Her yeri eksik. Yani bunu tamamlayacak bir şey yok. Abdullah Gül Cumhurbaşkanlığı bilirsin. Kendisi aslında Cumhurbaşkanlığı bir noterdi. Her şeyi imza attı. Ay Allah'ım her yere tamam devam et anlatsan bakayım. Tamam. Konuyu dağıtma. Dağıtmıyorum. Ha. Abdullah Gül her şeyi imza attı, her şeyi kabul eden bir noterdi. Bunu geri çevirdi emeklilikle ilgili. Tek geri çevirdiği 3 tane yasa var. Biri bu emeklilikti. Yani düşün hükümet çıkardı, meclisten geçti. Herkes imzaladı, önüne gitti. Yani onun bile vicdanı el vermedi. Bu kadar kötü bir yasa olmaz diye. Abdullah Gül'ün veto ettiği, Cumhurbaşkanlık sisteminde veto diye bir şey vardı. Şimdikiler bilmez. Başkanlık sisteminde veto diye bir şey yok. Cumhurbaşkanının yetkileriyle doğru veto falan. Şeyle yani. Veto diye bir hikayesi yok. Abdullah Gül bu yasayı veto etti. Düşün o kadar kötü bir yasaydı. Ve o kadar kötü yasa tekrar geliyor. Zaten insanların kıdem tazminatlarını da pırırma. Çocuklar da alamaz. Ya işte çok fiyat ya veliler okul temizliyor. Hocam veliler diyor ki ben size söyleyeyim. Veliler değil öğretmenler okul temizliyor. Veliler okul temizliyor. Tabii okul... veliler öğretmenler yani... boya badana yapıyor yazın. Veliler okul temizliyor. Arkadaşlar 90'lı yıllara laf ediyorlardı. Bizim yıllarda okullar tertemizdi. Biz musluktan su içebiliyorduk bu arada. Bak, ben hayatım okul hayatım önce musluktan su içtim. Böyle hortum ağzınıza kurtardık. Ben şey yapardım. Şimdi öyle bir su falan içilecek durumda değil. Bayağı değil şu anda pisti, değil içilecek şu anda. Leşte. Tuvaletler kokuyor yani falan filan. Yalnız Sarıyer'e bağlı Bahçeköy'de iki okul söyleyeceğim Ebru sana. Hı. İsmini vermeyeyim tabii de. Vermeyin hocam. Bu okulun bir tanesinin yıllığı 800 bin lira. Tahmin ettim. Bir tanesinin yıllığı da. 1 milyon. Yani bir tanesinin yıllığı da dolar karşılığı 45 bin dolar. Dışarıda çalışan bir adam, dün bir arkadaş söyledi. 45. Gitmiş dolara çevireyim ben size dolar verilmiş. Okulda çok iyi olur demiş. 45 bin dolar ödemiş. 45 bin dolar var ya. Yani Harvard Üniversitesi, Yale, Princeton, Stanford falan filan onun yıllığı. Evet. Onun yıllığı. Bu çok ayıp bir şey ya. Ya Türkiye'deki bir ilkokul, ortaokul, liseden bahsediyoruz. Çok ayıp bir şey değil hocam. Arz talep. Yani adam 500 bin dolar da yapar. Giden varsa yapar. Tabii ama karşında ne eğitim verir? Adam mesela şimdi karşında... herkes senin gibi, benim gibi bunu böyle bir comparison yapamaz mukayese. Ya Amerika'da onu okuyorsun. Adamın 5 milyon kütüphanesinde kitap var. Bilmem bir tanesinin 8 milyon kütüphanesinde kitap var. Harvard'ın yıllık bütçesi 40 milyar dolar falan filan. Hayır. Ya o ister kardeşim okul dediğin pahalı zaman. Mı? Pahalı. Peki arkadaşın niye o okulu o parayı gözden çıkartıyor? O da kek değil herhalde. O adam çıkar. Çünkü Türkiye'de eğitim seviyesi o kadar rezil ki. Tabii. Çocuğu diyor benim bir şeyim var. Tabii, kendi bütçem var. Bu çocuğum için her şey feda olsun. Tabii. Adam gibi bir şey öğrensin. O okulu kuran da diğer okulların ne kadar